Değdi ona ya dışarıda Şenur Hanım'a. Çözdüm. Değdi. Gonca Hanım'ın gözü değmiş. Buyurun yeni soruya. Sahnelenmek veya seslendirilmek için düzenlenmiş eser, oyun, piyes. Başka ben ne vardı? Piyes diyecektim ya. Demeyin, o da bu altı harfli. Piyes, bir dakika, sahnelemek için. Ya, tiyatro falan olmaz. Mesela piyes de tam olmuyor çünkü seslendirmek de deniyor. Ha. Mesela radyo nokta noktası dublaj da derler. Olmaz, radyo... Arapça kökenli bu. Ha. Bir düşüneyim de vakit geçiyor işte. Sahnelemek, seslendirmek. Başka nasıl kullanılır bu kelime? Mesela bunun sonuna bir etmek eklersin. Nokta nokta etmek. Hepimizin adına oraya gitmiş gibi olur. Hepimizi nokta i̇ştirak. Nokta ediyor. Hayır. Ha, iştirak ettim. O bizi nokta nokta ediyor. O gitti. Kendini gösteriyor sahnede. Ha, o öyle gitti. Çünkü hepimizi, gitti. Bütün ülkeyi... Ha. Nokta nokta ediyor sahnede. Temsil. Nedir efendim? Temsil. Piyes, oyun, temsil olur mu? Olur. Olur. 600 puan. Ay saniyeler, bir tek az sorun var. Derdimiz şu, evet 51 saniye kaldı, daha 7 harflere yeni ulaştık. Asıl o işte sıkıntı, orada zaman harcayacağım. Hızlanalım, artık soruyu görelim, tokatı indirelim. Lütfen Benjamin'e, buyurun gelsin. Aşırı ve güçlü tutku. Takıntı. Basın. Basayım mı? Takıntı. Arapça mı kendine? Arapça mı? Bulursun. Müptela. Hayır. Sakin. Müptezel. Tutku. Tutkularım var. Zaaf. Çok tutku, zaten zaaf. Hırslı bir insanım. Hırs güzel. Hırslı bir insanım. Tutkularım var. Hırslıyım. Brad Pitt'in bir filmi. Bir tek Aydın Bey izlemiş. İzlemişimdir de. Aydın Bey şu kalabalıkta bir ikimizin izlemesi. Şey bitecek başka yerden. Hırsla aynı kökten geliyor. Hırsla. Azim. Yok, hayır, hırs. Hayır. Aynı tutku. Kökten. Yani içinde hırs var gibi bir kelime. Söylenişi de öyle. Ya. Tutku. Nokta nokta rüzgarları. Filmin ismi. Brad Pitt'in filmi. Ne rüzgarı? Tutku ihtiras rüzgarları. Tüh ya. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Hep yüzükten. Ben size söyleyeyim. Vallahi de billahi de hep yüzükten. Ya çok çıkarın üzüldüm yüzüğü. Ya. İhtiras da yani. Ne olur, hiç aklıma gelmedi. Yani. İhtiraslı bir insan olmadım. O yüzden. Neyse ama bakın hardal rengi ojelerinize uygun hardalı sormuştuk. Şu size asıl uygun olmayan ya. Soruydu. En çok bundan korkuyordum. Gelsin bir bakın bakalım. Futbolda topu kale ağzına doğru kavisli olarak atma. O pasa, o vuruşa ne deniyor? Böyle kavisli olarak gittiği için bir meyveye benzetmişler efendim. Bunu da söyleyecektim vallahi. Meyve. Evet. Kavisli bir meyve mi bu? kavisli bir meyve. Böyle şey gibi, sanki şöyle yay gibi gittiği için o meyveye benzetmişler bunu. Ya bir harf alalım artık. Alalım, canım. Alalım artık efendim. Artık şeyimiz bitti. İki kelime demiştim, birleşik yazılır demiştim. 11 saniye. Durduralım. Evet. Harf istedik. Evet, harf evet, istedik. Harf. Meyve çıktı. Meyve çıktı. Muz. Muza benzetmişler o yaptıkları. Hani kenardan içeriye doğru ne yapmak deniyorlardı ona? Böyle kalenin şeyine doğru, merkezine doğru. Top atmak gibi mi? Evet, ona ne diyorlardı? Merkez, ne yapmak? Pas, merkez gol. Işte o. Pas değil o. Şey muz. Muz pas değil. Mesela muz bir şey de. Muz kale değil. Hiçbir fikrim yok. O topu muz. O hani kaleye doğru atmaya ne diyorlardı yan tarafta? Gol değil. Pas. Ay ne yana doğru. Tam böyle kalenin şeyine doğru, merkezine doğru. Orta. Vallahi bildim, gelmişti ama, ya. Ama sayın bildim. Bildi vallahi bildim. Ben. Kocaman alkışlar.